Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Tabii biraz da izleyicilerin gelmesini bekleyelim, değil mi? Yanımda değerli eşim Gamze var. Nasılsın Gamze? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sesin geliyor mu Evet. bak? Ben Sesim göremiyorum geliyor mu? çünkü. Önce paylaşalım. Twitter'a atalım. Tabii Twitter'a atmaya çalışıyorum ama Twitter'a atıldı mı şu an? Olmadı sen paylaş, ben seninkini şey yapayım. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Konuya gireceğim direkt ve ardından sorularınızı alacağım. Daha doğrusu siz yazmaya başlayın. Ben aralarda okuyacağım ve kıymetli eşim, az önce de zaten tanıtımını yapmıştım. Kendisini tanıtmıştım. Gamze yanımda. Dolayısıyla o okuyor mesajları. Onun sayesinde sorunuz olursa soruları cevaplamaya çalışacağım. Evet. Şimdi konuya birazdan gireceğim. Başladı mı? Ha, güzel. Birkaç defa paylaşmadık umarım. Aa, güzel, gayet güzel. Evet. Başlıktan da anlaşılacağı üzere Homeros'ta salgın meselesinden bahsedeceğiz. Ancak Homeros tabii bir destan şairi ve Batı edebiyatı tarihinin en eski, en etkili ozanlarından, şairlerinden biri. Bu epik türün, destan türünün en büyük isimlerinden biri. Çok fazla etkiledi malumunuz. Batı edebiyatı tarihinde neredeyse her milli edebiyat üzerinde etkisi var. Başta Latin edebiyatı olmak üzere. Yani burada koronavirüs meselesiyle ilgili tabii günlerdir evdeyiz. Sürekli çalışıyoruz, başka metinlere bakıyoruz. Bu arada yorum geliyor mu bilmiyorum. Buradan gözüküyor mu? Ben Ha, takip tamam. ediyorum. Bu konuyla ilgili, yani salgın meselesiyle ilgili antik literatürde salgının nasıl karşılandığı, nasıl anlatıldığı ile ilgili olarak diğer konuları incelerken bu konuyu da inceleme şansım oldu. Bazı metinlere ulaştım, bazı olgulara ulaştım. Bunlarla ilgili zaman buldukça yayın yapmaya çalışacağım. Bunlardan ilki bu. Yani Homeros'ta salgın meselesi. Homeros metinleriyle ilgili öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Burada bir mantık var arkadaşlar. Biraz sonra da bahsedeceğim. Dini bir mantık var haliyle. Yani ne gelirse gelsin tanrılardan geliyor. Dolayısıyla salgın da tanrılardan gelen bir unsur. Şimdi bunun salgın, yani bizim bugünkü konumuzla ilgisini size sunmaya çalışacağım. Önce ondan bahsetmek istedim. Yani Homeros mantığından. Burada sizin felsefi veya bilimsel görüşlerinizle çelişebilecek bir mantık var. Bir destan tanrı mantığı var. Dolayısıyla sizi rahatsız edebilir. Günümüzde, yani bu yaşadığımız çağda olayların tanrıyla ilişkilendirilmesi, tanrılarla ilişkilendirilmesi, hatta tanrısal bir ceza olarak görülmesi bizleri rahatsız ediyor. Modern insanları rahatsız ediyor. Nispeten seküler olan insanları veya bilim odaklı düşünen insanları rahatsız ediyor. Ancak karşımızdaki Homeros ve onun dünyası bunu, veya hani modern tabirle Homeros'un evreni buna çok müsait. Yani her şeyin tanrılarla açıklandığı ve bunun kaçınılmaz olduğu bir evrenden söz ediyoruz. Özellikle de hemen elimde bulunan bu iki destan, bakın şu an ne kadar okunabiliyor bilmiyorum. Güzel okunuyor mu? Gayet okunuyor. Homeros'un İlyas ve Odisea destanları arkadaşlar.
Bu mantığın, bu tanrısal mantığın en ama en iyi göstergesi, yani en iyi karşımıza bu mantığın en iyi serildiği eserler bu eserler. Ve bu İlyas Destanı biliyorsunuz ilk destan budur. Troya Savaşı'nı anlatır. İkinci destan da Odisea Destanı'dır. Daha destanın başında arkadaşlar bir salgın konusu geçiyor. Hemen destanın başında. Biliyorsunuz İlyas Destanı söyle Tanrıça, söyle Akilleus'un öfkesini söyle diye başlar. Oradaki öfke arkadaşlar nedir diye tabii yüzlerce yıldır, 2000 yıldır, 2500 yıldır tartışılıyor. Yani Batı edebiyatı tarihinde sürekli karşımda çıkan bir konu. Akilleus'un öfkesi, o haşin adamın öfkesi aslında çok basit bir nedene dayanır. Savaş ganimetinin bölüşülmesi olayı. Savaş ganimetinin bölüşülmesi olayı. Şimdi Akilleus'un öfkesiyle tabii şunu da söyleyeyim arada. Bu videonun linkinin olduğu Twitter paylaşımının altına ikinci bir paylaşım yapacağım. Orada da bugün anlattığım konuyla ilgili akademik kaynakları sizinle paylaşacağım. Onun bir dökümünü paylaşacağım. Makaleler, hangi makaleleri okuyabilirsiniz, hangi kitapları okuyabilirsiniz vesaire. Dolayısıyla İçiniz rahat olsun. Sağlam kaynaklara da sizi yönlendirmeye çalışacağım kendimce. Şimdi Akilleus'un öfkesi meselesi bizim için çok önemli değerli dostlar. Çünkü bu destan yani İlyas Destanı aslında Troya Savaşı'nı anlatıyor diye konuya girdim ama Troya Savaşı'nı anlatmıyor. Troya Savaşı bu eserin temasıdır. Ama asıl anlatılan konu Troya Savaşı değildir. Troya Savaşı sadece temadır. Asıl anlatılan konu işte bu ilk dizeden itibaren gözümüzün önüne serilmektedir. Nedir o? Akilleus'un öfkesi yani bir insanın öfkesi. Burada bir ahlak felsefesi vardır bir yerde. Bir etik tartışma vardır. Nitekim Aristoteles Homeros'u bir Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Tabii biraz da izleyicilerin gelmesini bekleyelim, değil mi? Yanımda değerli eşim Gamze var. Nasılsın Gamze? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sesin geliyor mu? Evet. Ben Sesim göremiyorum geliyor mu? çünkü. Önce paylaşalım. Twitter'a atalım. Tabii Twitter'a atmaya çalışıyorum ama Twitter'a atıldı mı şu an? Olmadı sen paylaş ben seninkini şey yapayım. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Konuya gireceğim direkt ve ardından sorularınızı alacağım. Daha doğrusu siz yazmaya başlayın. Ben aralarda okuyacağım ve kıymetli eşim az önce de zaten tanıtımını yapmıştım. Kendisini tanıtmıştım. Gamze yanımda. Dolayısıyla o okuyor mesajları. Onun sayesinde sorunuz olursa soruları cevaplamaya çalışacağım. Evet. Şimdi konuya birazdan gireceğim. Başladı mı? Daha güzel. Birkaç defa paylaşmadık umarım. Daha güzel, gayet güzel. Evet. Başlıktan da anlaşılacağı üzere Homeros'ta salgın meselesinden bahsedeceğiz. Ancak Homeros tabii bir destan şairi ve Batı edebiyatı tarihinin en eski
en etkili ozanlarından, şairlerinden biri. Bu epik türün, destan türünün en büyük isimlerinden biri. Çok fazla etkiledi malumunuz. Batı edebiyatı tarihinde neredeyse her milli edebiyat üzerinde etkisi var. Başta Latin edebiyatı olmak üzere. Yani burada koronavirüs meselesiyle ilgili tabii günlerdir evdeyiz. Sürekli çalışıyoruz. Başka metinlere bakıyoruz. Bu arada yorum geliyor mu bilmiyorum. Buradan gözüküyor mu? Ben Ha, tahmin tamam. ediyorum. Bu konuyla ilgili yani salgın meselesiyle ilgili antik literatürde salgının nasıl karşılandığı, nasıl anlatıldığı ile ilgili olarak diğer konuları incelerken bu konuyu da inceleme şansım oldu. Bazı metinlere ulaştım, bazı olgulara ulaştım. Bunlarla ilgili zaman buldukça yayın yapmaya çalışacağım. Bunlardan ilki bu. Yani Homeros'ta salgın meselesi. Homeros metinleriyle ilgili öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Burada bir mantık var arkadaşlar. Biraz sonra da bahsedeceğim. Dini bir mantık var haliyle. Yani ne gelirse gelsin tanrılardan geliyor. Dolayısıyla salgın da tanrılardan gelen bir unsur. Şimdi bunun salgın yani bizim bugünkü konumuzla ilgisini size sunmaya çalışacağım. Önce ondan bahsetmek istedim. Yani Homeros mantığından. Burada sizin felsefi veya bilimsel görüşlerinizle çelişebilecek bir mantık var. Bir destan tanrı mantığı var. Dolayısıyla sizi rahatsız edebilir. Günümüzde yani bu yaşadığımız çağda olayların tanrıyla ilişkilendirilmesi, tanrılarla ilişkilendirilmesi, hatta tanrısal bir ceza olarak görülmesi bizleri rahatsız ediyor. Modern insanları rahatsız ediyor. Nispeten seküler olan insanları veya bilim odaklı düşünen insanları rahatsız ediyor. Ancak karşımızdaki Homeros ve onun dünyası bunu veya yani modern tabirle Homeros'un evreni buna çok müsait. Yani her şeyin tanrılarla açıklandığı ve bunun kaçınılmaz olduğu bir evrenden söz ediyoruz. Özellikle de hemen elimde bulunan bu iki destan, bakın şu an ne kadar okunabiliyor bilmiyorum. Güzel okunuyor mu? Gayet okunuyor. Homeros'un İlyas ve Odisea destanları arkadaşlar. Bu mantığın, bu tanrısal mantığın en ama en iyi göstergesi, yani en iyi karşımıza bu mantığın en iyi serildiği eserler bu eserler. Ve bu İlyas destanı biliyorsunuz ilk destan budur. Troya Savaşı'nı anlatır. İkinci destan da Odisea destanıdır. Daha destanın başında arkadaşlar bir salgın konusu geçiyor. Hemen destanın başında. Biliyorsunuz İlyas destanı söyle Tanrıça, söyle Akilleus'un öfkesini söyle diye başlar. Oradaki öfke arkadaşlar nedir diye tabii yüzlerce yıldır, 2000 yıldır, 2500 yıldır tartışılıyor. Yani Batı edebiyatı tarihinde sürekli karşımıza çıkan bir konu. Akilleus'un öfkesi, o haşin adamın öfkesi aslında çok basit bir nedene dayanır. Savaş ganimetinin bölüşülmesi olayı. Savaş ganimetinin bölüşülmesi olayı. Şimdi Akilleus'un öfkesiyle tabii şunu da söyleyeyim arada. Bu videonun linkinin olduğu Twitter paylaşımının altına ikinci bir paylaşım yapacağım. Orada da bugün anlattığım konuyla ilgili akademik kaynakları sizinle paylaşacağım. Onun bir dökümünü paylaşacağım. Makaleler, hangi makaleleri okuyabilirsiniz, hangi kitapları okuyabilirsiniz vesaire. Dolayısıyla içiniz rahat olsun. Sağlam kaynaklara da sizi yönlendirmeye çalışacağım kendimce. Şimdi Akilleus'un öfkesi meselesi bizim için çok önemli değerli dostlar. Çünkü bu destan yani İlyas destanı aslında Troya Savaşı'nı anlatıyor diye konuya girdim ama Troya Savaşı'nı anlatmıyor. Troya Savaşı bu eserin temasıdır.
Ama asıl anlatılan konu Troya Savaşı değildir. Troya Savaşı sadece temadır. Asıl anlatılan konu işte bu ilk dizeden itibaren gözümüzün önüne serilmektedir. Nedir o? Akilleos'un öfkesi, yani bir insanın öfkesi. Burada bir ahlak felsefesi vardır bir yerde. Bir etik tartışma vardır. Nitekim Aristoteles Homeros'u bir filozof olarak değerlendirmiştir bu yüzden. İnsanların istenciyle, duyguları ile, düşünceleri ile tanrıların istencinin veya diğer insanların istencinin, isteklerinin, düşüncelerinin, duygularının çatışma halinden bahseder. Dolayısıyla Homeros destanları bize anlatılan konuların ötesinde insan tanrı, insan insan, hatta toplumsal ilişkiler yumağı şeklinde karşımıza çıkar. Asıl mesele budur. İnsanın insanla, insanın tanrılarla olan ilişkileri. Bu yüzden Akilleus'un öfkesi demek, yani Akilleus'un öfkesini söylemek, Tanrıçaya hani destan şiirinin ilham perisine sesleniyor orada. Öfkesini söyle. Akilleus'un öfkesini söyle dediğinde öfkeyle yaşayan herhangi bir insanın ne durumlara düşebileceğine dair bir öyküye bizi davet eder. Bu yüzden Homeros bir ahlak filozofu gibi de değerlendirilebilir. Aristoteles'in mantığında bu vardır. Yani ona filozof demesinin, ki zaten sadece o da değil. Antik çağda Homeros'a filozof diyen, ilk filozof diyen başka yazarlar da vardır. Şimdi konumuz bu değil. Şimdi Akilleos'un öfkesini söyleme. Şimdi buradaki öfkenin kaynağı nedir? Şimdi Akilleus, bilmeyenler için şöyle bir ufak bir giriş, yarı tanrıdır. Yani baba tarafından başka, anne tarafından başka, yarı insan, yarı tanrı. Şimdi onun öfkesi ne olabilir? Bir kere bu Troya Savaşı'nın arkadaşlar çıkma nedeni biliyorsunuz Helena'nın kaçırılmasıydı. Ve bunun üzerine Yunanlar, Akalar'ın Troya'ya gelmesi ve Troya'yı işgal edip Helena'yı geri almaya çabası. Geri alma çabasıydı. Ama daha önce bir videomuzda sanırım yine bu Skop yayınında söylemiştik bu konuyu, işlemiştik. Demiştik ki tanrılar çok fazla işin içinde ve tanrıçalar çok işin içinde. Tanrıçaların kavgasından çıkmıştır Troya Savaşı demiştik. O elmanın en güzel tanrıçaya verilme hikayesinden Hesat tanrıçası, tanrısı neyse artık şimdi cinsini hatırlamıyorum. Eris'in, zaten Yunanca'da da Eris öfkedir ve şeydir, fesattır yani, fesat çıkarma veya fesatlık halidir. Onun düğüne çağrılmamasından ötürü en güzel tanrıçaya verilmek üzere ortaya attığı elmadan çıkmıştır. Üç tanrıça, Hera, Athena ve Afrodit tartışmıştır. Bu elma benim hakkımdır diye. Ve Troya Savaşı'nın tanrısal teolojik nedeni budur, mitolojik nedeni. Bunun üzerine Hera ile Athena'nın taraf olduğu Akalar, Yunanlar, daha çok Afrodit'in taraf olduğu, şimdi buradan bakın başka bir yere de bağlanacağız. Afrodit'in taraf olduğu Troya'ya karşı bu Yunanların savaşını desteklemişlerdir. Çok enteresan bir şey. Tabii YouTube'da yayın olacak mı diye sormuş arkadaşımız. Evet olacak. Yani bunu YouTube'a koyacağım. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Dünkü videoda bunu söylemiştik. Roma'nın mitolojik kökeninin politik işlevselliğinden bahsederken Aeneas'ın, yani Roma'nın kurucu atası olan Aeneas'ın babası, şey özür dilerim, annesi şeydi, Venüs, yani Afrodit'ti. Yani bu bir Troya tanrıçası Afrodit. Yani bizim daha çok Anadolu, Kıbrıs, burada öne çıkan bir tanrıça. Kült olarak Troya'da çok önemli bir kült. Bu yüzden Roma'nın kurucu tanrısal öğelerinden biridir Afrodit. Mars'la birlikte, savaş tanrısıyla birlikte.
Ve tarihin acayip ironisi Hephaistos'la evli Afrodit biliyorsunuz. Yani demirci tanrıyla ama gidiyor savaş tanrısıyla avlatıyor. Mars'la, Ares'le. Demirci tanrı Hephaistos da bunları yatakta basıyor. Önereceğim kitap, önereceğim arkadaşım. Söyledim, tekrar ediyorum yeni gelenler için. Bu videonun altındaki Twitter paylaşımının altında kaynakları paylaşacağım sizlerle. Yatakta basıyor. Çünkü yakışıklı bir tanrı Ares, Mars. Öbürü de güzellik tanrıçası zaten, aşk tanrıçası. Hephaistos bunları yatakta basıp üzerlerine çözemeyecekleri bir demir fırlatıyor. Demirci olduğu için bir ağ. Demirden yaptığı bir ağ fırlatıyor. Ve bunları yatakta basıyor. Daha sonra biz Aeneis destanında, tabii Aeneis destanında bu hikaye yok. Bu Yunan kaynaklı bir hikayedir. Aeneis'te bir ara Turnus'la savaşmadan önce Aeneas'ın annesi Venüs kocasına gider Hephaistos'a. Oğlum için, çünkü onun ikisinin oğlu değil, başka bir adamdan oğludur Aeneas. Ankises'ten, bir insandan doğmuştur. Yani bir insanla birleşmesinin sonucudur Aeneas. Oğlum Aeneas için işte silah yapar mısın diyor ve Hephaistos da silah yapıyor. İşte senin gibi güzel bir karımı nasıl şey yapabilirim, kırabilirim falan diyerek bir ne derler, hanımcı bir tavırla onun dediğini yapıyor. Çocuk başkasından olmasına rağmen. O da bir acayip bir şey. Şimdi nereden ne? Evet, yani ne anlatıyorduk? Tabii unutacak adam burada olmaz. Homeros'ta Afrodit'in Troas'ta önemli bir kült olmasından bahsediyorduk. Şimdi bakın arkadaşlar. Moderatör aynı zamanda işim yani. Bir yerde buranın Afrodit'i de o. Şimdi şöyle bir durum var değerli dostlar. Homeros'un İlyas destanının başında Akilleus'un öfkesinin arkadaşlar manası dedik ki spoil yani ganimet kavgasıdır. Agamemnon'la ganimet kavgası. Çünkü Troya Savaşı tek komutanlı bir savaş değildir. Tamam, hepsinin üstünde Agamemnon üst komutan olarak duruyor ama farklı birliklerin, farklı orduların bir araya geldiği bir müttefik ordusudur. Bir müttefik gruptur. Müttefik saldırısıdır Troya saldırısı. Troya işgali müttefik kuvvetlerin saldırısıdır. İçinde Odysseus da vardır. Farklı kentlerden, krallıklardan farklı liderler, prensler vardır. Onlardan biri de Akilleus'tur. Ama Akilleus'un önemi arkadaşlar Agamemnon'a en az boyun eğen, onu en az onun emri altında olan, onun emirlerine en az uyan kişi olmasıdır. Bu yüzden savaşta bir ara gider, tekrar gelir. Ele aldığı o savaştaki ganimeti kendisine arkadaşlar, kendisine saklar. Şimdi Homeros'un Akilleos'un öfkesi, soruyu şey yapalım. Soruların hepsini kaydediyoruz zaten. Akilleos'un öfkesi dedik ki ganimet kavgası. Agamemnon'la paylaşamadığı ganimetten ötürü öfkelenir. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki eser, bu eser aslında Akilleos'un ganimet öfkesiyle başlar. Troya Savaşı'nın yıkılışını anlatır. Bu sürede olanları anlatır ve daha sonra bizi ikinci destan olan Odisea'ya göndermeden önce kahramanların kişilikleri üzerine ve yaptıkları üzerine bir takım fikirler verir. Şimdi eserin başında o öfke anlatımının devamında arkadaşlar bir salgın teması var. O salgın teması da yine bu ganimetle ilgilidir. Öncesinde ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Başkomutan Agamemnon, Troyalı olan, yani Troyalı olan rahibin, yani Apollon dediğimiz Apollon veya Phoebus, Apollon rahibinin
kızını ganimet olarak alıyor. Bu destanda nasıl olduğu anlatılmayan bir olaydır. Öncesinde yani destanda anlatılan o evrendeki hikayenin öncesindeki bir olay olarak Agamemnon işgalci kuvvetin başındaki lider olarak rahibin kızını ganimet olarak alıyor. Şimdi alınca o da arkadaşlar Tanrı'ya sığınıyor rahip de ve onun adını anarak şimdi detayları anlatacağım zaten kızını istemeye gidiyor. Bunun üzerine Agamemnon onu reddedince Tanrı'nın cezası olarak Tanrı'nın bir cezası olarak Agamemnon'un ordusuna salgın hastalığı gönderiliyor. Şimdi detaylara bakalım. Hemen Homeros'un İlyas destanının 8 ve 13. dizeleri bu salgından bahsediyor ve devamında da detaylandırılıyor o salgın nasıl yorumlandı. Şimdi burada Leto ile Zeus'un oğlu olan Apollon krala kızıyor. Kızma gerekçesi az önce de söylediğim gibi kralın yani Agamemnon'un Apollon rahibi olan Krises'i ciddiye almaması ve saygı göstermemesi. Şimdi burada bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum. Mitoloji dediğimizde insanların aklına saçma olaylar bütünü ve nedensiz kendi başına olan olaylar yığını gibi anlaşılıyor. Sadece inancı gerektiren anlatı yığını gibi. Oysa mitolojide en azından burada konu edindiğimiz Yunan mitolojisinde nedensiz, açıklamasız bırakılmış olay neredeyse yoktur. Daha doğrusu mitolojide de neden sonuç ilişkileri silsilesi ve gerekçelendirmesi vardır. Başka deyişle mitolojide de mantık ve olayları açıklama gerekliliği vardır. Yani mitoloji mantıktan yoksun değil. Sadece felsefi ve bilimsel çerçevede öğrendiğimiz o mantıktan yoksundur. Kendi mantığı vardır. Ve bu mantığın temelindeki ilke de esasında tanrıların, özür dilerim, insanların tanrıların oyuncağı olmasıdır. İnsanlar tanrıların oyuncağıdır mitolojide. Şimdi İlyas Destanı'nın başındaki bu salgın anlatısının merkezindeki hikayeyi şu dedik ve anlattık. Agamemnon'un Troya'da Apollon rahibi olan Krises'i ciddiye almaması. Şimdi rahibin Astinome isminde bir kızı var veya Kriseis. Zaten Kriseis Yunanca'da Krises'in kızı demek. Veya Astinome iki isim de kullanılıyor. Agamemnon Troya'nın işgali sırasında kızı kaçırmış. Tekrar ediyorum yeni gelen arkadaşlar için. Rahip kızını Agamemnon'dan yani Apollon'un adını vererek istiyor. Ama Agamemnon kızı babasına vermiyor. Rahibe yapılan saygısızlık bu. Yani kızını Apollon'un adı anılmasına rağmen ona geri vermemek. Şimdi bu kısmı destandan okumak istiyorum. Çünkü çok güzel. Yani Azra Erhat ve A. Kadir'in çevirisiyle ilgili tabii ki eleştiriler var. Bunlar da saklıdır. Ama bu kısım çok güzel bir kısım. O yüzden burayı okumak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Hemen daha destanın ilk sayfasında. Homeros'un sözleri ve Azarat ile Akadir'in çevirisiyle. Krises, yani rahip Krises, kurtarmak için Akaların elinden kızını bir yığın kurtulmalıkla yani fidyeyle gelmişti. Tez giden gemilerine dek. Elinde okçu tanrı Apollon'un şeritleri sarılı altın değneği bir bir yalvarıyor tekmil akalara. Daha çok orduları dizen Atreus oğluna yakarıyordu yani Agamemnon'a. Şöyle diyor. Şimdi baba rahip şöyle diyor. Güzel dizlikli akalar, Atreus oğulları, Olimpos'taki yüce tanrılardan dilerim. Priamos'un ilini yerle bir edesiniz. Sonra sağ salim dönesiniz evinize. Alın bu kurtulmalıkları, kızımı verin bana. Korkun Zeus'un oğlu Apollon'dan. Sayın onu.
Tekmil akalar, işte Homeros'tan devam ediyorum bu alıntıdan sonra. Tekmil akalar bağırıştılar bir ağızdan. Alınsın değerli kurtulmalıklar, yani fidyeyi alalım diyorlar. Duacıya, yani rahibe saygı duymak gerek. Ama Atreus oğlu Agamemnon'un gönlünce değildi bu. Tersleyip kovdu mu onu, şöyle buyurdu. Şimdi bu da Agamemnon'un rahibe cevabı. Bir daha sakın görmeyeyim ihtiyar şu koca karınlı gemilerin yanında seni. Haydi kır boynunu, düşmesin buralara yolun. Yoksa ne değneğinden hayır görürsün, ne de şeritlerinden Tanrı'nın. Şuradan şuraya bırakmam kızını. Orada, yani savaş bittikten sonra, Argos'ta yurdundan uzak, tezgahına gide gele, yatağıma gire çıka, benim yuvamda kocayacak. Kızdırma kafamı, kendi canını düşün, dön evine. Şimdi burada arkadaşlar, gördüğünüz üzere Apollon'un adı anılmış olmasına rağmen, yani Apollon'un hatırına, Apollon'un sembolleriyle kızı geri istemesine rağmen rahip, burada Agamemnon rahibi reddediyor. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri şu: çok fazla metinde, çok fazla makalede, yani akademik çalışmada incelenmiş bir konudur bu. Rahip Troya kökenli. Ancak farkındaysanız diyor ki Troya'yı ele geçirin ve sağ salim eve dönün ama benim kızımı verin. Yani Troya adamın umurunda değil rahip olarak. Bir yerde vatan haini. Yani adam vatan haini, bildiğin adamı. Kişisel ihtiras, daha doğrusu kişisel isteğini, Troya'nın isteğinin önüne koyuyor kızını kurtarabilmek için. Tabii siz bunu haklı bulursunuz, bulmazsınız. O başka bir konu. Önemli olan burada Homeros destanlarında, Homerik destanlarda çok fazla karşımıza çıkan bir temayı örneklemesidir. O da şudur: İnsanın haddini aşarak kendi kişisel istekleri, kendi kişisel düşünceleri ve kendi kişisel menfaatleri için, bu kızını kurtarmak konusunda bile geçerlidir, kendi canını kurtarmak için de olabilir, bunu başkalarının istek, taleplerinin önüne koyarak hadlerini aşması. Had aşımı, hübris dediğimiz şey, hududunu bilmemek. Haddini bilmeyen insan daha sonra, Homeros'tan sonra Yunan tragedyalarında cezalandırılan bir figüre dönüşüyor. Hatta bu konuyla ilgili bir tweet vardı, tweet atmıştım. Yunan tragedyaları. İnsanın haddini aştığında neler olabileceğini, başına neler gelebileceğini anlatır diye. Ve Homeros destanlarında da bu karşımıza çıkan bir temadır. Burada rahip haddini aşan bir figür gibi görünüyor. Çünkü kişisel arzusunu, ihtirasını diğer her şeyin önüne koyuyor. Ama burada bir ipucu, daha doğrusu bir ufak detay, ufak değil aslında, tabii şaka yapıyorum, önemli bir detay onu kurtarıyor. Bu isteğini Tanrı'nın, arkadaşlar, Tanrı'nın adını anarak yapıyor olmasıdır. Yani şunu deseydi Tanrı'nın adını anmadan, sen bana kızımı ver, inşallah Troya'yı ele geçirirsiniz, yani bu umurumda değil falan deseydi, kesinlikle işler başka türlü giderdi ve cezalandırılırdı. Burada bir mağdur edebiyatı var. O mağdur edebiyatı din üzerinden yürüyor. Tanrı'nın simgeleri var burada. Şimdi bakın, Tanrı'nın simgeleri. Onu tekrar vurgulamak istiyorum. Önemli çünkü. Antik literatürde önemlidir bu. Apollon'un şeritleri sarılı altın değneği. Değnek veya asa Yunan ve Roma mitolojisinde karşımıza çok çıkan bir semboldür. Kralın asası. Felsefeden hatırlayın, Kinik Diyogenes'in değneği. Hatta böyle de bir alıntı paylaştığımı hatırlıyorum. Hani zaten
Kinik felsefe fragmanlarında buna yer verdim. Kinik Diyogenes. Bakın konu yine Kinik Diyogenes'e geldi. Yani uzaklaşamıyorum. Yani bu benim üzerime yapıştı. Kinik Diyogenes. Biri de bir arkadaş da laf arasında bir arada böyle soluklanmak için başka şeyler söylüyoruz. Demiş ki Stoa videosu istiyoruz. Stoa videosu. İçimiz dışımız Stoa videosu oldu. Kaç tane video yaptık? Bir kaç tane tane zaten bir tane yaptık. Evet, onun üzerine bir tane. Başka bir tane diyor. Stoa videosu. Yani içimiz dışımız Stoa oldu. İnsanlar bıktı artık Stoa'dan. Bu döneme çok ihtiyacı olan. Belki de. Kinik Diyogenes'in asası da meşhurdu. Asa çok önemli. Veya değnek veya baston değil. Kralsanız işte daha böyle mücevherlerle süslü olur veya işte altınlarla. Veya burada olduğu gibi şeritlerle. Çünkü Tanrı'nın sembolüdür asa. Şimdi bu asayla gidiyor. Dikkat. Tanrı'nın isteğini sana getiriyorum mesajı vardır. Tanrı'yı araya sokarak, Tanrı'yı aracı kılarak talebini iletiyor. Şimdi bunun üzerine Agamemnon onu reddedince ihtiyarı ve çok sert bir şekilde reddediyor. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Bakın diyor ki, tekrar oraya dikkat çekiyorum. Kızın Argos'ta olacak, yanımda olacak. Tezgahına gide gele, yani benim için çalışacak, işte bir şeyler yapacak tezgahta ve yatağıma girip çıkacak diyor. Zaten metnin devamında bunu görüyoruz. Biraz sonra da buna değinebiliriz. Bunu bir ne derler? Haremi için alıyor sanki. Harem tabii bizim kültüre özgü bir terim ama burada da benzer bir şey var. Çünkü metnin devamında karısı Clytemnestra ile karşılaştırıyor Chryseis'i. Yani Chryseis'in kızını. Hiç karımdan farkı yok diyor. Bu daha güzel diyor hatta. Bunu götüreyim ben diyor. Buradaki götürme şey olmasın. Her türlü götürme. Ve ganimet olarak almak istiyor. Burada ölü biri sormuştu. Kızını para olarak mı alıyor yani? Ganimet olarak. Ha. Savaş ganimeti olarak. Çünkü bu zaten burada şimdi Akilleus ile Agamemnon arasındaki ganimet kavgasına dönüşüyor devamında. Şimdi bakın. Böyle deyince yani Agamemnon sert bir cevap verince arkadaşlar ihtiyar korkuyor. İşte ona değinmeden önce Agamemnon'la ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Agamemnon'un sert cevabına dikkat ettiğinizde burada her şeyden önce bakın her şeyden önce bir işgal kuvvetleri komutanıyla karşılaşıyoruz. Ve bu akaların lideri olarak rahibin inanç sistemini reddederken aslında Troya'nın inanç sistemini de reddediyor. Nitekim İlyas'ta ve ondan sonraki ondan etkilenen Kiklik dediğimiz dönüp duran diğer efsane anlatılarında Homeros sonrası ve Homeros'un çağdaşı ve sonrası özellikle sonrasındaki destan anlatılarında yani bu hikayeyi sürdüren veya varyasyonlarını sunan diğer anlatılarda işgalcilerin Troyalıların tapınaklarına girip saldırdıkları da anlatılır. Burada da var o. Kassandra hikayesinde de var mı zaten? Ayaksın saldırısını falan hatırlayın. Dolayısıyla saldırganlar olarak, işgalciler olarak tipik bir işgalci karakteri sergileyerek işgal ettikleri yerin inanç sistemini reddediyorlar. Her ne kadar neredeyse aynı tanrı ve tanrıçalara tapsalar da hatta aynı ritüellerle. Sizi tanımıyoruz, inanç sisteminizi de tanımıyoruz. Mesaj budur. Ve hayır altta eşofman yok. Altta eşofman yok arkadaşlar. Her şey çok ciddi. Yani sadece üst taraf değil. Böyle arada ben de cevap vereceğim yani sana bırakmadan. Yok işte yani eşip şahit. Şimdi Tanrı'ya hizmetinin sembolü olan o asayı da reddedince burada Agamemnon'un o işgalci tipinin dışında ikinci Agamemnon'a has olan bir husus beliriyor. O da şudur. Agamemnon'un kişisel ihtirası söz konusu olduğunda tanrıları hiçbir şekilde umursamamasıdır. Bu Agamemnon'un
Yediği ilk herze değil mitolojide arkadaşlar. Eski tabirle Apollon burada bir herzegüdür. Yani sürekli tanrılar aleyhine saçma sapan davranan, konuşan bir adam gibi. Öngörülü değil çünkü. Dikkat edin, sağduyulu konuşmuyor. Kızını alacağım, şöyle şöyle çalıştıracağım, yatağıma girecek çıkacak diyor. Oysa karşısındaki insan Apollon rahibiydi. Dikkat. Zaten Agamemnon'u biz mitolojik bu evrende, Yunan mitolojisi evreninde nerede daha evvel hatırlıyoruz? Troya Savaşı öncesinde kızı İfigenia'yı kurban etmeye çalışırken. Ne içindi bu? Savaşta zafer kazanmak içindi. Yine bir ihtiras içindi. Ajax'ın daha sonra cesedinin gömülmesini yasaklayan da oydu. Kassandra'yı kaçırmış. Ve bütün bu ve benzer örnek, bunlar ve başka örnekler onu mitolojinin egoist kahramanları, egoist krallarından birine dönüştürüyor. Zaten az önce soran arkadaşlardan biri de vardı galiba. Belasını da dönüşte o şekilde buluyor. Yani bütün o Troya Savaşı'na giden ve Troya Savaşı'ndaki o süreçte yaptıklarının bedelini dönüşte karısı Clytemnestra ile sevgilisi Aegisthus'un, o da akrabasıdır zaten Agamemnon'un, öldürdüğü bir adamdır. Yani sen savaş galibi olarak, muzaffer olarak dönüyorsun, daha evinden içeri adımını atar atmaz kapıda öldürülüyorsun. Enteresan bir şey. Şimdi Klezomenay'da tapınılan bir figüre dönüştü Agamemnon zaman içinde. Orada bir heykel meykel bir şeyler yapıldı veya bir takım görsellerle tapınılan bir figürdü. Ama özellikle de Ramnus'taki Nemesis heykelinin görselinin altında, Nemesis intikam tanrıçası biliyorsunuz, adalet tanrıçası, onun altında ondan kaçarken resmedilmiştir Agamemnon. Yani Agamemnon antik dünyanın büyük ölçüde başarılı bulunan, erdemlere övülen büyük bir lideri değildir. Agamemnon bir adil kral değildir. Bu yüzden Lukianos mesela daha sonra, hatta Lukianos'tan önce başka yazarlar da ölüler aleminde bazı krallar adalet ne diyelim, yargıç yapılsın, hakim yapılsın diye düşündüğünde onlardan biri Agamemnon olmamıştır. Agamemnon'u yargıç yapmamışlardır. Çünkü yargıları öngörüden, sağduyudan yoksundur bu olayda olduğu gibi. Başına ne geleceğinden habersiz bir şekilde burada politik doğruculuktan da yoksun ve politik hamle yeteneği de yok. Hani Tanrı Apollon'u kızdırmayayım bu işgalse, çünkü daha henüz Troya düşmedi. Bu konuda bir faydası olur Apollon'un diye düşünmüyor. Onu düşünmeye bile mecali yok adamın. Adamın gözü kör olmuş. İhtirasla gözü kör olmuş ve egoyla. Narsist bir karakter. Bu yüzden burada söyledikleri arkadaşlar bize doğal görünüyor. Bana doğal görünüyor. Ben bütün literatürü düşündüğümde, Yunan ve Roma, yani Yunanca ve Latince literatürü düşündüğümde, Agamemnon bunu demiştir, doğrudur diyor. Ama aksini düşünen birileri de olmuş. Mesela İsa'dan önce 2. yüzyılda Aristarchos vardır. Metin yorumcusu Aristarchos. Aristarchos bu sözleri Onu ben de soktum. Aristarchos bu sözleri İlyas destanından çıkarmak istemiştir. Yani burada Agamemnon'un Apollon aleyhine olan dinsiz olduğunu gösterecek minvaldeki sözlerini destandan çıkarmak istemiştir. Ancak az önce de dediğim gibi bana bu sözler çok şaşırtıcı gelmiyor. Nitekim G.S. Kirk'ün İlyas komentarisinde, yani yorumlu metininde, analizinde aynı benim gibi, yani benim burada söylediğim düşünce
savunulur. Hak verdiğim bir şey bu benim. Yani ben de böyle düşünüyorum. Zaten Agamemnon böyle bir adamdır. Yani bunları söyleyebilecek tinette bir adamdır. Bu kaynakların hepsini arkadaşlar dediğim gibi tekrar video linkinin paylaşıldığı Twitter'da ikinci bir tweet olarak ekleyeceğim. Merak etmeyin. Şimdi bu yüzden belki de yani benim de bu Agamemnon'un karakterini anlamış olmam gibi Apollon'da, Tanrı Apollon'da Agamemnon'un karakterini biliyordu. Bu yüzden Agamemnon'un ordusuna bir nevi koronavirüs gibi bir virüs salıyor. Şimdi buna bakacağız. Bu hastalığın, bu salgının askerler üzerindeki semptomlarını, etkilerini bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Yani nasıl olduğunu bilmiyoruz. İşte öksürdüler mi, ateşleri mi çıktı? Kahve tazelemesi yaptığı için çok teşekkür ederim. Bakın kinik diyor Genes yine burada. Her yerde. Evet. Tabii biz burada sadece kahve içebiliyoruz yani. Kamu yayıncılığı olduğu için. Şimdi bakın. Hastalığın yani bu salgının fiziksel etkilerini bilmiyoruz. Bunu Homeros anlatmıyor. Ancak Apollon'un yani bu salgın hastalığı veren Apollon'un niteliğiyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Apollon'un karakteri burada önemli. Şimdi Apollon çok fazla kendisine nitelik atfedilen güçlü tanrılardan biridir. Halikarnas balıkçısının bir metninde Apollon bir Anadolu tanrısıdır vurgusunu çok yapardı. Ve onu Yunan Olimpos Panteonu'nun asi çocuklarından biri olarak gösterirdi. Çünkü haklı olduğu taraf şu, Apollon'un Olimpos Dağı'na gittiğini anlatan antik metinler, özellikle de dalga geçmek için yazılan metinler, mesela Lukianos'un metni, orada arkadaşlar Apollon'u oraya ait olmayan bir tanrıymış gibi bize gösterir. Bakın bunu hissedersiniz okurken. Örnek vereyim size. Lukianus'un Samosatalı Lukianus'un metninde bir hikaye vardır. Apollon Zeus'u görmeye gider. Kapıda şey var. Hermes. İşte baba içeride uygun değil. Giremezsin der. Yani buradan şunu anlıyoruz. Apollon babasının, çünkü babası Zeus demiştik. Leto ile Zeus'un birleşmesinden doğmuştur Apollon. İçeri giremiyor. O şeye dahil bir tanrı değil. Başka bir tanrı. Araya o mesafeyi Hermes'le birlikte koyuyor literatür, metin bize en azından. Dolayısıyla Apollon gerçekten bir Anadolu tanrısı. Ve o Yunan panteonuna, o Atina ve çevresinin o Batı kanonunun karşısında Asya Minör'ün yani Küçük Asya'nın bir tanrısı olarak görünüyor. Tıpkı şey gibi, Afrodite gibi veya Venüs gibi. Bu yüzden Aeneis destanında da Apollon Troyalıların tarafındadır. Ve Aeneas'ın şeye gitmesinde İtalya'ya doğru gitmesinde destekleyici tanrılardan biridir. Şimdi tekrar buraya gelirsek Apollon güneş tanrısı, okçuluk tanrısı, müzik tanrısı, uyum tanrısı. Daha birçok özellik var. Bunlardan biri de yani bu özelliklerin yanı sıra şifa tanrısı olmasıdır. Yani hastalık olduğunda size şifa getiren tanrı Apollon'dur. Daha sonra bunu işte şifa tanrısı olarak veya kültü olarak Aesculapius falan da devralmıştır ama Apollon üst mercidir tanrı sisteminde. Yani onun getirdiğine üzerine bir söz söylemek kolay değildir. Bir büyük tanrılar sistemi vardır. Bu kast sistemi gibi düşünün. Bir de alt tanrılar sistemi vardır. Küçük minör tanrılar vardır. Bu mayor tanrılardan biri. Mayor tanrılardan
Zaten ilk üçünü biliyorsunuz. İşte Zeus, Hades, Poseidon, tanrıça olarak Hera, tanrıça olarak Athena ve Apollon. Bakın, içlerini bu saydıklarımın içinde en ayrıksı duran Apollon'dur. Sanki oraya ait değilmiş gibidir. Diğerleri hep iç içedir. Temas halindedir, diyalog halindedir. Apollon daha bireysel bir eylem sergiler. Şimdi Apollon şifa tanrısıdır dedik. Yani iyileştirici tanrı. Şimdi bir şeyi iyileştirebilen hasta da edebilir. Dolayısıyla bu mantıkla, daha doğrusu hasta edebildiği için iyileştirebilen tanrıdır da diyebilirsiniz tersten bakarak. Dolayısıyla salgın hastalıkların tanrısı da Apollon'dur. Antik mitoloji, yani daha doğrusu Yunan mitolojisinde. Bu yüzden metinde de göreceğiz. Yunanca'da fare anlamına gelen simintos, sözcüğünden türeyen siminteos sıfatı, yani farelerle ilgili, fareye ilişkin, fareyi öldüren, fareyle uğraşan, yani farenin şeyi, devası, fareyi ortadan kaldıran, ama sadece ortadan kaldırma değil, fareye ilişkin olan tanrı Apollon'dur. Apollon'un sıfatlarından biridir Siminteos. Niye fare? Çünkü salgın hastalıkların kaynaklarından biri faredir Yunan'da. En azından Yunanlar böyle düşünüyorlar. Toplumda, kentte bir salgın hastalık yayıldığında farelerden yayıldığını, fareler yüzünden yayıldığını iddia ediyorlardı büyük ölçüde. Bunun metinsel dayanakları var. Dolayısıyla değerli dostlar, işte Çinliler şu hayvanları yarasa yedikleri için şöyle şöyle oluyor. Salgın hastalığı yayılıyor, değil mi? Veya doğru yanlış bilemem. Ama onun Yunan'daki karşılığı budur. Farelerin cirit atmasından kaynaklanıyor. Hastalıklar hep buna mı bağlıyorlar? Ha, hep değil. Hep değil. Zaten başka videolarda da bunu anlatacağız, işleyeceğiz. Özellikle de Lucretius'la ilgili bir video yapacağım. Lucretius'ta da metnin sonunda bir salgın anlatısı var. Mesela oradaki salgın Mısır'dan geliyordu. Aynı buradaki gibi. Doğu Genelde kaynaklıydı. doğudan mı geliyor salgın Genelde bu doğudan geliyor. metinlerde? Tabii. Ya doğudan ya da işte farelerden, şuradan buradan. Doğu kaynaklı bir şeydi. Ve tabii şu da son dönemde çok fazla dikkatimi çekti metinlerde. Salgın hastalık ile kurutucu hastalık ilişkisi kuruluyor. Yani kurutucu, salgın hastalıkların önemli bir kısmı insan bedenini olduğu gibi ruhunu da kurutuyor. Yani salgın hastalık fikri ile bedenen ve ruhen kuruma, böyle kurak hale gelme, vücuttaki o sıvının tüketilmesi fikri birlikte yürüyor. Buna daha sonra değinebiliriz başka bir videoda. Burada Apollon'un niye salgını, yani niye başka bir tanrının değil de Apollon'un salgını diyelim, Agamemnon'un ordusunun üzerine saldığını bu şekilde açıklayabiliriz. Bir, Apollon zaten salgın hastalıkların tanrısıdır. İki, Krises, yani rahip, Apollon rahibidir. Apollon'un rahibidir. Agamemnon'un saygısızlık yaptığı kişi, yani kızı kaçırdı. Babasını reddetti, kızını vermeyeceğim dedi. Ama burada sorumluluk alan Tanrı. Yani burada insanın hiçbir önemi yok. Önemli olan sadece Tanrı'nın adının geçtiği bir talebin reddedilmiş olmasından hareketle Tanrı'ya hakaret edilmiş olmasıdır. İşte şimdi anladık mı? Homeros destanlarında insanın rolünü, insan Tanrıların oyuncağıdır. Tanrılardır bu esas kahramanlar. Şimdi devam edersek tabii tam bu noktada biraz da hani metinsel duyuşa da hani dönelim ve metinde ne diyor? Bu anlattıklarımı bize şöyle dinleyin Homeros'tan. Şimdi Agamemnon rahibi kovdu. Bunun üzerine, yani İlyas Destanı 1. kitap 30. dizeden sonra, 32-33'ten sonra böyle deyince o, yani Agamemnon, ihtiyarın korku düştü içine.
Sesini çıkarmadı, eğdi boynunu, yürüdü uğuldayan denizin kıyıları boyunca. Gitti uzakta bir yerde yalvardı durdu yüce Apollon'a. Güzel saçlı Leto'nun doğurduğu. Ey Krisi'yi, kutsal Killa'yı koruyan, gümüş yaylı, Tenedos'un güçlü kralı. Siminteos, bakın Siminteos az önce söylediğim fare ile ilgili olan sıfat burada. Siminteos diye sesleniyor. Siminteos, dinle beni. Bir gün sana yaraşır bir tapınak yaptıysam, boğaların, keçilerin yağlı butlarını yaktıysam senin uğruna, şu dileğimi tezelden yerine getiriver. Gözyaşlarımın öcünü al Danoğlardan, oklarınla. Okçu tanrı demiştik. Devamında, böyle yakardı o, Foibos Apollon'da dinledi onu. İndi Olimpos'un doruklarından, köpürmüş öfkeli. Omuzlarında yayı, iki ucu kapalı okluğu. Kımıldandı mı, oklar omuzlarında çangırdıyordu. Kızgın tanrı yürüyordu gece gibi. Yerleşti gemilerin ardına, saldı okunu. Bir vınlama çıktı gümüş yaydan, korkunç acı. Önce katırların, köpeklerin düştü peşine. Sonra saldı bir sivri ok insanların üstüne. Kavruluyordu birbiri peşi sıra, bir yığın ölü. Ordu içine Tanrı'nın okları yağdı, tam 9 gün. Akilleus çağırdı meydana halkı 10. günü. Bunu ak kollu tanrıça Here koydu onun aklına. Ölüp giden akalara içi yanıyordu. Halk toplanıp gelince bir araya, ayağı tez Akilleus kalktı dedi ki, Atreus oğlu birazdan geri döneceğiz herhal. Yurdumuza gideceğiz kurtarırsak ölümden canımızı. Bak yiyor akaları bir olmuş savaşla salgın. Gel bir duacıya, bir biliciye başvuralım. Ya da bir düş yorumcusuna. Bilirsin Zeus getirir düşü. O söylesin Foibos Apollon'un bu büyük öfkesi neden? Adak mı adamadık? Yüzlük kurbanlar mı kesmedik? Uzaklaştırması için başımızdan şu salgını. Koyunların, lekesiz keçilerin razı mı yağ dumanlarına? Ve Akilleus bunu söylüyor çünkü o gördü akalar ölmeye başladı, askerler telef oluyor, çözüm arıyor. Dikkat ettiyseniz bu belanın, bu salgın belasının Apollon'dan geldiğini söylüyor ve bunu biliyor Akilleus. Bunun üzerine bir bilici olarak içlerindeki en tecrübeli kişi olan Kalkas'a soruyorlar. Büyücü ve düş yorumcusu Kalkas. Ve o da durumu anlatıyor. Önce Akilleus'la diyalog kuruyor. Ondan sonra Agamemnon'a şöyle diyor. Agamemnon'a. Yok, yok. Ne adak için kızdı o, ne de 100 sığırlık kurbana. Saygısızlık etti Agamemnon duacıya da ondan. Kurtulmalıkları istemedi, yani fidyeleri istemedi. Salmadı kızını. Çok acılar çektirdi okçu tanrı bu yüzden size. Bundan böyle de çektireceği var. Vermezse kurtulmalık almadan pazarlıksız, oynak gözlü kızı sevgili babasına Agamemnon. Kurban etmezse bir de 100 kutsal sığır kirseye. Bu kötü salgından Danoğulları kurtaramaz o. Bunlar olursa Tanrı yola gelir ve yatışır. Evet, görüldüğü üzere salgın arkadaşlar Homeros'ta tümüyle ama tümüyle Apollon'a yapılan, onun rahibi aracılığıyla Apollon'a yapılan saygısızlıktan ileri gelmektedir. Burada bir sözcükten de bahsetmek istiyorum. Metinde salgın kelimesi için, yani bizim salgın diye çevirdiğimiz, daha doğrusu Azaherat ve Akadir'in öyle tercih ettiği sözcük nusostur veya nosos. Metinde akuzatifus halde geçiyor nuson kaken diye. Yani bu nosos kelimesi hem bedensel hem de ruhsal, zihinsel rahatsızlık anlamındadır. Hem böyle kullanılıyor kişinin rahatsızlığı hem de belli bir muhitte, bir çevrede
toplu yani yayılmış olan hastalıktan bahsedilirken de bu sözcük kullanılabiliyor. Nosos. Kötü bir hastalık yayılımı deniyor. Tekrar ediyorum, salgının içeriğine, fiziksel semptomlarına, zihinsel semptomlarına dair hiçbir veri yoktur. Sadece ama sadece Apollon'un bahsettiğim üzere kendisine saygısızlık yapıldığı düşüncesiyle Agamemnon'un ordusunu cezalandırdığı söylenir. Ve daha sonra Agamemnon korkar ve bunu kabul eder bu teklifi. Ve Kriseis'i geri vermeyi düşünür ve ondan sonra Akilleus'ta tartışmaya başlarlar. Ganimet kavgası başlar. İşte en baştaki o öfkeye geri dönmüş olduk arkadaşlar bu anlatıyla. Evet. Soru var mı? Var. Ama şimdi konudan çok mu sapmış oluruz bilemiyorum. En başa gideceğim çünkü. Sorun olursa da burada şey yapabilirsiniz arkadaşlar, sorabilirsiniz. Yani konuyla ilgili sorular İlk önce alabiliriz. şey vardı ilk başlarda. Akelius'un yaşıyla ilgili bir problem yok mu? Helen sinirken o daha doğmamıştı. En başta anlattığım konuyla ilgili olarak. Farklı şeyler var. Yani farklı anlatılar var. Bu yaş meselesi çok takılmalısı, yani insanın takılması gereken bir konu değil. Birisi Foibos'u sormuş, ne demek diye. Apollon'un yani adlarından biridir. Saf, parlak, böyle ışıldayan anlamında Yunanca'da bir sıfattır Foibos. Daha sonra tabii bu özel isme dönüşüyor. Parlayan, ey parlayan. Tabii o güneşle alakalı olduğu için. Yani güneş tanrısı olduğu için ışıldıyor. Ve saçları da böyle genelde sarı resmedilir. Bir tane daha var. İlyas Destanı'nın arkadaşlar hemen girişinde bu anlattığım yer. Yani hemen daha başlangıcında ilk yani bu ilk okuduğum yer daha hemen ilk sayfadan başlıyor. Evet, nosos hem hastalık demek hem salgın demek. Hem kişinin kendi hastalığı hem de belli bir muhitte yayıldığı zaman salgının kendisi anlamında. Nosos. Neden Atina polisinde vatandaş olabilmek için ailenin Apollo kültü olması gerekliydi? Ha, bilmiyorum onu. Onu bilmiyorum. Bir soru geldi az önce. Tabii ben... Salgın hastalıkla ilgili belirtilerden neden Ha. bahsetmiyor sizce? Çünkü çok detay. Bu bir filozof değil arkadaşlar. Ama tabii şu olabilirdi yine de. İnsan, yani o kırılmaları anlatabilirdi. İnsanlar işte öksürükten şöyle oldu, böyle oldu, gözleri kızardı falan. Şimdi tekrar ediyorum. Lucretius'un De Rerum Natura adlı eserinde olmuş bir salgından, Atina'daki bir salgından bahsediliyor metnin son kısmında. Onunla ilgili bir video yapacağım ve orada bayağı bir detay var. Orada salgın hastalık sırasında insanların başına neler geldiğini, insanların nasıl öldüğünü detaylı bir şekilde anlatıyor. İşte nasıl öksürdükleri, nasıl böyle kızardıklarını, gözlerinin kızardığını falan anlatıyor. Orada belki felsefe açısından değerlendirebiliriz. Sen sorulara bakarken bir şey söyleyeyim. Tabii bu konu arkadaşlar bakın çok önemli. Salgın hastalığın nedeni Tanrı, aracısı Tanrı, cezalandıran bir unsur olarak. Şimdi biz lütfen bu videoyu yaparken, bu videoyu izlerken lütfen daha önce bütün o aylardır, senelerdir benim Demokritos yani atomcu felsefe fragmanlarında paylaştığım, Herakleitos'ta paylaştığım, başka vesilelerle paylaştığım bütün o doğa felsefesinin, o ilk felsefenin ilk aşamasındaki o merak duygusunun, araştırma duygusunun gereğini burada görüyoruz. İşte bakın olayları tanrılarla değil, doğa olaylarıyla, doğal nedenlerle açıklama eğiliminden ötürü felsefe vardır. Daha doğrusu doğa felsefesi vardır. Burada tanrılar tümüyle reddedilmez doğa felsefesinde. Ama artık salgının nedeni Apollon'un kızması değil, salgının doğadaki nedenleri var. Gerçi kime diyoruz? Yani kime diyorum? Bugün bile 2020'de bile Tanrı'nın cezalandırmak için salgını gönderdiğini iddia edenler yok mu? Var. İşte Homeros gibi düşünüyorlar. O kişilere Homeros. Yani Homeros'la aynı. Enteresan değil mi? Homeros'la aynı. Bunun panzehiri Lucretius üzerinden Epikurosçu ve atomcu felsefe olur. Çünkü onlar tümüyle materyalistler ve o yüzden o salgının
doğal nedenler üzerinde durmaya çalışıyor. Evet, başka soru var mı? Yorum var genelde, soru yok. Herhalde sen anlattıkça yorumda bulunmuşlar. Bir tane bir kişi yazmış. Bu yazgı babası Atreus yüzünden değil. Evet. Zaten lanet oradan geliyor. O Atreus ile kardeşinin çekişmesinden geliyor. O da zaten arada bir yerde söylediğimiz konuyla ilgili. Yani mitolojide her şeyin bir nedeni vardır. Lanetlerin de nedeni vardır. Yani mitolojide nedensiz bir şey yoktur. Kafalarına göre şimdi böyle olsun istiyorum. Bu yok. Ya aşık olur, ya nefret eder, ya kişisel ihtiras vardır. Bir şey vardır. Mutlaka bir neden vardır. Nedeni olmayan tek şey mitolojide kaostur arkadaşlar. Kaos. Nasıl oldu, nasıl ortaya çıktı bilmiyoruz. Kaos. Bir de kaostan düzen nasıl oldu, niye oluştu? Onu bilmiyoruz. Nasıl oluştuğunu biliyoruz da Hesiodos'tan. Bir tane daha geldi. Tanrı adı geçmediğinde cezalandırılması gereken rahipken adı geçtiği için cezanın hedefi değişiyor. Salgınların Tanrı'nın bir azabı olduğunu düşünmek yanlış mı o zaman demiş. Burada Apollon'un zaafından Tabii bahsedilebilir. ki, tabii ki zaaf. Zaten bizim Homeros destanlarına bakarken hep söylediğimiz bir şey vardır. Mesela Homeros destanlarında kader olgusu da böyle incelenir. Tanrıların bile dahil olamadığı bir kader vardır deriz. Çünkü tanrılar da insanlar gibidir. Antropomorfik dediğimiz insan biçimli tanrılar vardır. Bu yüzden onların hareketleri de ihtiras kokar. Şifalı toprak denmez. Ya şifalı toprak denilemez. Ama şu denilebilir. Hangi kültler zaten şuna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben onu daha önce söyleyecektim, unuttum. Antik metinlerde tapınak vurguları çok fazla vardır. Şu tapınak, mesela Roma ile ilgili veya Roma'daki, İtalya'daki bir takım kasabalarla ilgili. Şu tanrı tapınağı var. Şu tanrının sunağı var. Onlar niye var arkadaşlar? Çünkü yerel tanrıların, yerel inanışların göstergelerinin milat şey noktaları. Ne derler? Tutamaç yerleri oralar. Yani o nerede hangi tanrı varsa orada o kült gelişmiştir. Şifaysa şifa. Efendime söyleyeyim. Savaşsa savaş. Bir soru geldi. Ben de merak ettim. Bunu soracaktım zaten. Salgın hastalıklara sadece doğal sebeplere bağlı olduğunu düşünen bir kitle var mıydı o dönemde? Tanrılardan geldiğini düşünen mi vardı? Şimdi Doğal sebeplere bağlayanlar da var mıydı? Ya da insani sebepler. Homeros devrinde yok. Homeros evreninde yok zaten. Her şey tanrılardan. Her şey tanrılardan. Ama az önce söyledim zaten bunun cevabını. Doğa felsefesinin gelişimiyle birlikte, Thales'le birlikte arkadaşlar, olayların doğal nedenleri üzerinde durulmaya başlanıyor. Zaten bu konu çok çok net bir konu olduğu için burada örnek dahi veremem. Çünkü baştan sona Miletoslularla birlikte olayları tanrılarla değil, doğa olaylarıyla, doğal nedenlerle açıklama geleneği kendini gösteriyor. Doğa felsefesi zaten filozofun, yani fizikos, doğacı olarak anılmasının sebebi budur. Fizikos. Doğayla ilgilenen adam demek. Doğadan yararlanan adam demek. Şimdi buradan İzliyorsa ki izlemiyordur. Kıymetli hocamız Kaan Ökten'e selam olsun. O çünkü Kaan Hoca fizikosu hekim diye çeviriyor. Hekim. Güzel bir çeviri. Çünkü o fizikçi. Şimdi o oradaki espri var. Fizikçi kelimesi işte fizikosun aslında ilk anlamı fizikçidir. Fizikle ilgilenen, yani füsisle ilgilenen adamdır. Füsis doğa demek. Sen tanrılarla değil, sen başka bir şeyle ilgilenmeye yönelmişsin. Doğaya yönelmişsin. Doğayla ilgileniyorsan sebebi tanrılarda arayamazsın. Yani tanrıların doğayı aracı kıldığı düşüncesi bile yok. Burada siyah beyaz ayrımı var. Böyle bir soru geldi ama o pek mümkün değil herhalde. Tanrısı olmayan toplumlarda salgınlar nasıl Bilemem. açıklanmıştı? Tanrısı Tanrısı olmayan, olmayan toplum yok galiba. vallahi ben bilmiyorum. Eski kadim toplumlarda tanrısı olmayan bir toplum ben bilmiyorum. Muhakkak bir çok tanrıcılık Anadolu'da bile gözüküyor çünkü biliyoruz. Bir de şu var. Herakleitos'un bir fragmanını hatırlayalım. Başka bir parantez açmak için söylüyorum bunu.
Savaşta ölenler daha kutsaldır diyordu hastalıktan ölenlere göre. Ne demek istiyor Herakleitos? Savaş her şeyin babası olduğu için mi acaba? Ya tabii çağdaş dönemde Tanrı'yı bir de şöyle almayalım arkadaşlar. Tanrı Apollo, Tanrı Zeus, İsa'nın babası, Musa'nın tanrısı. Öyle somut, çok somut olmasına gerek yok. Numen dediğimiz kutsallıklar vardır. Yani kutsalı olmayan toplum var mı diye soralım. Tanrı demeyelim. Kutsallık algısı. Ve bu da büyük ölçüde ebediyet düşüncesiyle birlikte gelir. Yani ruhun ebediyeti, sonsuzluğu. Dün paylaştığım Augustinus, pardon, Thomas Aquinas'tan Augustinus'a alıntıyla paylaştığım şeyi bir düşünelim arkadaşlar. Ne diyor? Sonu olan hiçbir şey uzun değildir. Kastettiği şey orada yazmadım ama kastettiği şey şu, yani kontekste, bağlamda, devamında. Diyordu ki bu yaşam uzun değil. İnsanın yaşamı kısa. Hatta orada Eyüp şeyden su Tevrat'taki Eyüp bölümünden bir ayet vardı. İnsanların kısaları şey özür dilerim. İnsanların günleri kısadır. Breves dies homines diyor. Breves dies homines sunt. İnsanın günleri kısadır. Dolayısıyla ebediyete övgü vardır orada. Yani uzun olmayan dünyadır. Uzun olmayan günlerdir. Dünyevi yaşamdır. İster 80 yıl yaşa, istersen 10 yıl yaşa. Uzun değil. Asıl uzun olan sonsuz olandır. Sonsuzluk algısının olduğu veya recycle denilen şey. Sürekli bir devinimin olduğu, işte reenkarnatif düşünceler, reenkarnasyon düşüncesinin olduğu toplumlarda. Sürekli bir sonsuzluk idesi üzerine bir inanç sistemi geliştirilmişse orada tanrısallık, tanrı tek tek tanrı figürlerine ihtiyaç yok. Tanrısallık fikri var. Sonsuzluğun kendisi var. Orada bir şeyler geldi. Aristoteles'in tanrısı nasıl demiş? Onun haricinde yorum genelde soruyor. Evet arkadaşlar. Bu konuyu toparladık sanırım. Ben bir şey sormak istiyorum. Salgın sonrasından bahsediyor mu? Burada mı? Burada Salgından yok. bahsediyor mu? Sonrası Yok. durumunu Burada yok. konuşan bir şey yok. Burada yok. Burada sadece Apollon'un nasıl cezalandırdı. Yani burada edebi bir tema olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada bir araç. Yani konuya renklilik katmak adına Araya sıkıştırılmış yani. yani şöyle düşünelim. Akilleus ile Agamemnon arasındaki ganimet kavgasına giriş teması. Yani onun girişi olarak anlatılıyor. Bir edebi temadır. Bunu da ancak tabii edebiyat kritikçileri çok iyi çözer. Yani baktığınız zaman niye var bu epizot burada? Asıl dediğim gibi Lucretius'la ilgili bir video yapalım, bir yayın yapalım. Orada daha detaylı salgın, tabii yaşanmış bir Atina'da yaşanmış olan bir salgınla ilgili betimlemeler, bilgiler var. Onun üzerinde duralım. Sanatla ilgili yayınlarımız olacak mı? Vallahi sanattan anlamıyoruz. Bir resim vardı. Tabii açabilir misin? Pardon. Rica etsem. Homeros'un eserini edebi bir eser olarak mı değerlendirmeliyiz yoksa tarihi? Hayır, edebi bir eser olarak değerlendirmeliyiz. Tarihi bir yönü zaten bizi ilgilendirmiyor. Yani bir takım ilişkiler kuruluyor haliyle. Size buradan bir resim göstereceğim arkadaşlar. Umarım güzel görünüyordur. Güzel görünüyor mu? Bana daha gelmedi bir dakika. Evet, biraz daha şendirebilir misin? Şöyle mi? Şöyle mi? Daha geç geliyor. Evet, şu an iyi. Güzel mi? Şimdi bakın Resmi arkadaşlar, bu resim yazı önemli değil. Bu resimde bakın rahibin Agamemnon'a yalvardığı sahne görünüyor. veba maskesi mi diye soran var. Veba maskesi Bilmiyorum. galiba. Yok, maske yok. O sakalı adamın. Zaten henüz veba, yani henüz salgının yayılmadığı dönemde bu. Yani kızını istemeye geliyor Agamemnon'dan ve Agamemnon onu tersliyor. Tabii bu modern dönemde. Yani modern değil tabii de işte birkaç yüzyıl önceki resim. Yanlış hatırlamıyorsam 1600'ler. Bakın. Tabii bununla ilgili başka görseller de bulabilirsiniz.
Bu arada Chryses ismi de Krise'den geliyor. Krise. Şeyde Troya'daki limanlardan birinin adıdır. Krise. Yani oraya yakın bir yerde tapınak. Apollon tapınağı. Evet, bunun kaynağını da yazayım ben tweet olarak. Bunu ben buldum. Şeyde var bu. Google Art sitesine girerseniz oraya Agamemnon Chryses diye yazarsanız orada bu var. Zaten sadece bu çıkıyor orada bu olayla ilgili. Evet. Sonuç olarak toparlayalım istersen. Evet arkadaşlar, Homeros evreninde teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Homeros evreninde olaylar tanrılardan gelir. Olaylar hem tanrıların hem insanların ihtirasları sonucu gerçekleşir. Ve tanrılar salgını da, mutluluğu da, başarıyı da, savaş zaferini de veya başarısızlığı da, mağlubiyeti de kendi keyiflerine göre verirler. Sevdiği adamlar vardır, sevdiği kadınlar vardır tanrıların ve tanrıçaların. Onları desteklerler veya sevmediklerini desteklemezler. Bir tanrılar evrenidir Homeros'un evreni. İnsanlar daha çok tanrıların oyuncağı gibidir. Dolayısıyla bu evrene baktığınızda en azından az önce dediğim gibi doğa felsefesinin niye başladığını da gözler önüne seren metinler okumuş olacaksınız. Bu vesileyle bir kaynak, en azından bu bir yayında bir kaynakla bu metni, şey, bu metni, bu yayını sonlandırayım arkadaşlar. Evet, Epikros bahsedeceğim. Lucretius'la ilgili olan videoda bahsedeceğim. Şimdi bakın şu kitap Caroline Alexander, zaten soyadı da İskender'miş kadının. Çok güzel bir kitaptır. Akilleus'u öldüren savaş. İletişimden çıkan bir savaş. Şey savaş. Artık yorgunluk arkadaşlar. Akilleus'u öldüren savaş. Fotoğraf çekiyorlar galiba. İlyada'nın gerçek hikayesi başlığını taşıyor. Caroline Alexander'in kitabı. İletişimden çıktı. Çevirmeni de analım. Semih Lim. İngilizcesi The War That Killed Achilles, The True Story of the Iliad. Evet. 2009 yılında çıkmış İngilizcesi. 2014 yılında da iletişimden çıkmış. Bu kitap çok ama çok güzel bir şekilde Homeros'un İlyas destanını anlatıyor. Orada bir de Odysseus'la ilgili bir kitap vardı. Şurada mı acaba? Şöyle Bunu göstereyim. aldıkların içinde miydi bu? Tabii bu kaynakları bak şurada Odysseus'un Dünyası diye bir kitap var şu aşağıda. Bu kitap İlyas destanını muazzam bir şekilde özetliyor. Yani siz bu kalın kitabı onca betimlemeyle falan zamanım yok diyorsanız bu kitabı analizle birlikte okuyabilirsiniz. Bir de Moses Finley'in Odysseus'un Dünyası diye bir kitap var. Bu kitapta Odysseus destanını, tabii İlyas ve Odysseus destanını anlatıyor. İkisindeki Odysseus'un karakterini ve işte yaptıklarını anlatıyor. Bu kitap Alfa yayınlarından çıkmış, tarih serisinden Gül Durna tarafından çevrilmiş. Şöyle göstereyim şu kitabı. Bunun dışında şu Yunan bitlerini alabilir miyim? Bunun dışında yani bu iki güzel kitabın dışında daha önce de önermiştim. Yunan mitleri. Bakın Say yayınlarından çıkan şu kitap doğrudan Yunan kaynaklarından yararlanarak oluşturulmuş bir Yunan mitolojisi kitabıdır. Bunu da hani ben bir tane mitoloji kitabı alacağım diyenlere ben bunu öneriyorum. Doğrudan kaynaklardan bilgi verdiği için arkadaşlar. Biraz daha yaklaştırır mısın? Bunu Uğur Akbur çevirmiş. Tabii buralarda çok fazla kitap var. Roma bitlerini dün şey yapmıştık, tanıtmıştık. Başka? Burada çok fazla kitap var. Hangi birini tanıtacağız? Senin tweetin altına Tabii kaynak olarak ekleriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Sokağa çıkma yasağını beklemeyin. Siz çıkmayın. Elinizden geldiğince, yapabildiğiniz ölçüde. Kendinize dikkat edin. Sevenlerinize dikkat edin. Ve bir sonraki yayınımızı bekleyin arkadaşlar. Hoşça kalın.